2017'nin abi ve gelinlik modelleri nelerdir sizce? Rize'de bulunan Sıvan Moda'ya konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla yeşille mavinin buluştuğu Rize'de devam ediyor. Moda sektörüne yönelik hizmet veren Sıvan Moda'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahipleri ve tasarımcılarımız Hatice Sadıkoğlu ve Eylem Sadıkoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Öncelikle bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için öncelikle Eylem Hanım'dan başlayalım. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, merhabalar. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi tabii ki özellikle moda sektöründe, özellikle Rize'de öncü bir firma. Bu anlamda ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, o konu hakkında bilgi alarak başlayalım programımıza. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Yaklaşık 2 yıl önce firmamızı kurduk. Kuzenimle beraber çeşitli yerlerde çalıştık. İlmini de biliyoruz. Karar verdik Rize'mize kendi bilgilerimizi sunmak, kendi halkımıza hizmet etmek. Bu yolda yürüyerek firmamızı kurduk. Tasarımlarımız tamamen burada yapılıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. İşlemeleri olsun, bütün A'dan Z'ye kadar bütünüyle bizim elimizden çıkıyor. Evet, aslında hepsi el emeği göz nuru. Kesinlikle. Öyle değil mi? Aynen öyle, el emeği göz nuru. Çünkü fabrikasyon, hiçbir şey yok burada. En ufak bir boncuğu bile, bir tane boncuğu bile tamamen el emeği. Bu anlamda zaten farklılığınız ortaya da çıkmış oluyor. Evet, halkımız zaten bunu bilinci içinde. O yüzden bize de çok kolaylık oluyor. Kesinlikle. Bu da aslında markalaşmanızı ve işinizin devamlılığını sağlıyor, öyle değil mi? Evet. Zaten kendi tasarımlarımız. Kişiye özel çalışıyoruz. Kişi nasıl isterse ona göre çalışma yapıyoruz. Evet. Tabii bu arada Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi Hatice Hanım, tabii ki burada modellerimiz yapılıyor ama bunu nasıl belirliyoruz? Tabii ki hayal gücümüz kuvvetli. Feyiz aldığımız şeyler var. Halkın beklentisi, özellikle kızlarımızın istekleri de en başta bizi çok etkiliyor. Sonrasında kendi hayal gücümüzü kullanıyoruz. Bir şeyler katıyoruz, yapıyoruz, farklı şeyler çalışıyoruz. Özellikle dikkat ettiyseniz vitrinimiz çok farklı bizim, hani bayağı bir farklı. Kesinlikle hani normal ürünleri vitrinlere asla koymuyoruz ki herkes farkımızı anlasın diye. Onun haricinde dediğimiz gibi tamamen beklenti belirliyor açıkçası. Yani kızlarımızın beklentisi, hayalleri, ona göre yavaş yavaş kreasyon da ortaya çıkmış oluyor. Kendi hayallerimizi de katıyoruz içine. Güzel şeyler çıkıyor ortaya işte. Kesinlikle. Aslında fikir birliğine varıyoruz ve ortak bir paydada buluşuyoruz. Doğal olarak da böylesine güzel, mükemmel ürünler çıkıyor. Tabii bu yılın renkleri, tasarımlarını da yine aslında Rize'de biz belirliyoruz, öyle değil mi? Sıvan Moda olarak. Kesinlikle öyle. Yani biz modayı açıkçası takip etmiyoruz. Burada yaratıyoruz diyebiliriz. Çünkü neden derseniz, takip etmek bir nevi taklit etmek oluyor açıkçası. Ama kendiniz bir şeyler ortaya çıkardığınız zaman bir modayı yaratmış oluyorsunuz. Bu da Rize küçük bir yer ama bu anlamda çok büyük bir yer diyebilirim size yani. Hani bize de müşterilerimizin çok katkısı var. Beklentileri güzel, ufukları açık. Yani bir büyük şehirle başa çıkacak kadar hemen hemen yani. O anlamda biz de çok mutluyuz açıkçası. Kesinlikle, tabii burada modayı biz belirliyoruz ama aslında moda kendine yakışandır. Öyle değil mi? Kesinlikle. Peki bu yılın özellikle renkleri neler, gelinlikte, nişanlıkta? Şimdi nişanlıkta şöyle söyleyeyim. Genelde kızlarımız uçuk tonları tercih ediyor. Yani artık şu renk moda diye bir şey kalmadı. O öncedendi. Yani çok öncelerde, mesela bundan bir 10 yıl önce diyeyim ben size, sarı renk moda olurdu. Herkes o rengi giyerdi. Şimdi öyle değil. Kızlarımız daha bilinçli. Kendine yakışan neyse onu moda seçip onu giyiyor açıkçası. Bence de bu çok daha mantıklı. Her renk her sene moda. Onu da söyleyeyim size. Gelinlikte zaten renk belli. Kırık beyaz ya da krem, ekru, bunlar biliyorsunuz. Ama nişanlıkta da kişiler kendine yakışanı tercih ediyor. Soft seven soft giyiyor. Patlak renkleri seven, koyu renkleri seven kızlarımız koyu renkleri giyiyor. Onun için belli bir modası yok açıkçası. Evet. Aslında modayı biz belirliyoruz az önce bahsettiğimiz gibi. Tabii burada ürünlerimizi tasarlarken tamamen hayal gücü ama aynı zamanda bu da yetenek gerektiren bir şey. Öyle değil mi? Mutlaka, tabii ki. Yani belli bir yetenek de olması şart. Yani herkesin bir hayal gücü vardır ama bunu yapabilmek de sonuçta bir kabiliyettir neticede. Yetenek olması şart, ekip şart, güzel halka gibi birbirine takılıp herkesin eksiksiz birbirini tamamlaması demek çok güzel şeylerin ortaya çıkması demektir. Bizim de çok iyi bir ekibimiz var. Altyapımız çok sağlam. Arkadaşlarımız çok bilinçli ve tecrübeli. O anlamda çok da mutluyuz. Çok da kaliteli işler ortaya çıkarıyoruz. İnşallah müşterilerimiz de memnun oluyordur ki oluyorlar. 2 yıl oldu biz burayı kuralı. Rize'ye böyle büyük bir yer zaten lazımdı.
Çünkü hep gelenekseldi burası. Yani çok fabrikasyon gidiyordu. Kızlarımızın tek şikayeti oydu. Biz burayı açtığımızda o kadar övgüler aldık ki anlatamam size. Burada kızlar gelip vitrinimize bakıp ay ne güzel oldu, ne kadar güzel bir yer, iyi ki açtınız, iyi ki geldiniz demeleri bize açıkçası yetti bile yani. Evet sevgili izleyiciler, moda sektöründe bir marka isimden, Swan Moda'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?